çukur aynada görüntü. Arkadaşlar bir çukur aynada cismin görüntüsü alınırken öncelikle cismin görüntüsünün yerini belirlememiz gerekiyor. Ve görüntü yeri belirlenirken de cismin ayağından aynamızın herhangi bir noktasına ışın attığımızı söyleyebiliyoruz. Mesela buradaki cisimden aynamıza bir ışın yolluyorum ve yolladığımız ışınlar neydi bizim için merkez dışından gelen bir ışının odakla merkez arasından geçmesi gerektiğini söyleyebiliyorduk. Buradaki ışınların asal ekseni kestiği noktada artık görüntünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve sanki buradaki yansıyan ışının yerini bulurken kullandığımız bir formül değeri vardı. 1 bölü f eşittir 1 bölü x artı 1 bölü y'dir diye. Burada da aynı formülü kullanacağım. Ve diyoruz ki cismin aynaya olan uzaklığına d cisim diyoruz. Görüntünün aynaya olan uzaklığı için de D görüntüdür diyeceğiz arkadaşlar. 1 bölü F yani 1 bölü odak uzaklığı eşittir. 1 bölü D cisim artı 1 bölü D görüntüdür diyebiliyoruz. Sonra cismimizin buradaki e, yön değerini bulurken yani görüntümüz ters mi oluştu yoksa düz mü oluştu onu da belirlerken cismin baş kısmından arkadaşlar bu sefer asal eksene paralel bir şekilde ışınlar yolluyoruz. Ve yolladığımız bu paralel ışınlar ne yapacaktı? Odaktan geçmek zorundaydı. Ayak kısmı artık şu kısımsa buradaki baş kısmını da buradaki uzantılar olarak aldık. E demek ki buradaki görüntünün artık ters bir görüntü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Peki cismin boyuna haş cisim, görüntünün boyuna da haş görüntü dediğimizi kabul edersek buradan görüntü boyunu nasıl hesaplıyoruz? D cisim bölü D görüntü eşittir haş cisim bölü haş görüntüdür diyebiliyoruz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı cisimlerimiz var. Ve bu cisimlerin artık ayna üzerindeki görüntülerinin yerlerini belirleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak ne yapıyoruz? Buradaki cisimlerin baş kısımlarından asal eksene paralel bir şekilde ışınlar yolluyorum. Ve paralel yolladığımız bu ışınlar ne yapacak? Odaktan geçecektir. Işınlarımı odaktan geçirdim. Ve bu geçirdiğimiz ışınlarda Şimdi sonsuzdaki bir cismin görüntüsü yani bir numaralı cisim için sonsuzdan gelen bir ışın odak noktasından geçiyordur diyebiliriz. Çünkü asal ekseni kesmeyen bir ışının sonsuzdan geldiğini söyleyebiliyorum. O zaman buradaki bir numaralı cismin görüntüsü artık odak noktasında oluşmuştur diyebilirim. Yani cismin yeri neresiydi? Sonsuz. Oluştuğu nokta içinde ne dedik arkadaşlar? Odaktır diyorum. Görüntü özellikleri için noktasal bir görüntünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Peki 2 numaraya bakıyorum. Merkez dışındaki bir cismin görüntüsü. Merkezin dışından gelen bir ışın odak ile merkez arasından geçiyorsa bu cismin görüntüsü de odakla merkez arasında oluşacaktır. Ve görüntü dikkat edersek ters bir şekilde oluştu. O zaman şunu diyebiliyoruz. Merkez dışındaki bir cismin görüntüsü merkez dışı nerede oluşacakmış arkadaşlar? odak ile merkez arasıdır diyebiliyorum. Peki görüntü özelliklerimiz için görüntü bizim için ters bir görüntüdür. Ters bir görüntünün gerçek bir görüntü oluşturduğunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda bu görüntü cismin boyundan daha küçüktür diyebiliyoruz. Peki 3 numaralı cismimize bakalım. Bu cisimlerde merkezde, merkezden gelen bir ışın yine kendi üzerinden geri dönüyordu. Yani merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde oluşacaktır diyebiliyoruz. Peki cismin yeri merkez. Görüntünün yeri yine merkezdir diyoruz. Ve görüntümüz ters. Ters bir görüntü bizim için gerçekti. Ve arkadaşlar boy olarak da yine cisimle görüntünün aynı boyda olduğunu söyleyebiliyoruz. Şurası iki üssü, şuraya da 3 üssüdür dedik. Peki odak ile merkez arasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşacak arkadaşlar? Merkezin dışında. Yani buraya artık 4 üssüdür diyebilirim. F ile 2F arasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşacaktır? Merkez dışı. Merkez dışında. Peki görüntümüz yine ters ters olduğu için gerçek bir görüntü ve cismin boyundan daha büyüktür diyebiliyorum. Peki 5 numaraya bakıyorum. Odaktaki bir cismin görüntüsü. Odaktan geçen bir ışın asal ekseni artık kesmeyecek. O yüzden sonsuzda bu görüntüyü oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Sonsuzdaki bir cismin özellikleri hakkında yorum yapmak çok da doğru olmayacaktır. E peki 6 numaralı cismimize bakıyoruz tepe noktası ile odak noktası arasında kalan bir cismin görüntüsü artık aynanın arkasında oluşur. Ve oluşan bu görüntü arkadaşlar düzdür. Düz bir görüntü içinde sanal bir görüntü oluşturduğunu söyleyebiliyorum. F ile ayna arasındaki bir cismin görüntüsü nerede oluşacakmış? Aynanın arkasında. Ayna arkasındadır diyoruz. Bu görüntü bizim için düzdü. Düz bir görüntü olduğu için sanal bir görüntüdür. Ve cismin boyundan daha büyüktür diyebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bu cisim için tepe noktasındaki bir cismin görüntüsü yeniden tepe noktasında oluşur. E o zaman biz buradaki 6 numaralı cismi aynaya doğru yaklaştırdığımızda görüntüsünün de küçülerek aynaya doğru yaklaştığını söyleyebiliyoruz. E peki şurada özel bir durum varsa onu da artık şöyle yorumlayabiliriz. Çukur aynalarda sanal görüntünün oluştuğu tek bir durum vardır. O da bizim için ayna ile odak noktası arasındaki cisimlerin görüntüsüdür. Müzik